Çatla finish işlemini istersek iki türlü yapabiliriz. Ya ayrı bir ton operasyon açacağız ya da yaptığımız kaba tonlamanın içine ekleyebiliriz. Burada avantajı olan tonlama operasyonun içine eklemek. Neden? Çünkü ayrı bir ton operasyonu açarsak tekrardan geometri seçimini yapacağız. Bir sürü uğraşacağız yani. Tonlama operasyonun içine girip mesela ne diyorum, içinde ekleyeyim, kabanın altına ekleyeyim. Düzenle diyorum. Daha sonra işleme stratejilerine girdim. Burada gördüğünüz gibi stratejilerim kapalı. Burada ne yapacağım? Torna çap finish ekleyeceğim içine. Gördüğünüz gibi torna çap finish'i geldi. Sonraki dediğim anda torna çap finish'im alta eklenmiş oldu. Daha sonra hemen torna çap finish'in takım ayarlarına geliyorum. Buradan diyorum ki nokta 4 uçlu takımım olsun. İşte devirlemem vereyim tekrardan. 1200 devire. 1200 olsun. Devri seçelim. Sonraki diyorum. Burada bizi soruyor. Sürekli mi olsun yoksa alternatif mi yani? Dik duvarlar için ayrı, çap için ayrı bir takım yolu oluşturayım diyor. Hayır diyorum, sürekli olsun. Sonraki diyerek devam ediyorum. Sıfıra sıfır işlesin diyorum. Tekrar sonraki diyorum. Çıkışlarda diyorum ki tekrardan 250'ye 75 olsun, örnek veriyorum. Makinenin büyüklüğüne bağlı tabii bu. Sonra gidiyorum tekrardan. Girişlerde yine aynı şekilde 1 mm paralel uzaktan girsin. Dikdörtgen şekilde 1 mm çıksın diyorum ve hesaplatıyorum. Şimdi kaba tonlamamızı bir gizleyelim. Tona çap finişi açtığım anda burada gördüğünüz gibi komple tona çapımın finişini yaptı.